Türkiye tabii ki Suriye ile ilgili, Mısır'la ilgili, efendim Ürdün'le ilgili, Irak'la ilgili, Kürdistan Federal Bölgesi ile, Musul'la, Kerkük'le, Rojava ile ilgili tabii ki politika üretmek zorunda olan bir ülkedir. Tabii ki söz söyleme hakkına sahip bir ülkedir. Türkiye bölgenin sıradan bir ülkesi değildir. Büyük bir ülkedir. Türkiye'de bu topraklar, Anadolu toprakları, kültür ve tarih itibariyle kadim bir coğrafya, kadim halkların yaşadığı bir memlekettir. Dünya üzerinde de Türkiye önemli bir devlet ve tabii ki böyle bir devletin Orta Doğu yangın yerine dönmüşken sessiz kalması tabii ki düşünülemez. HDP, Türkiye'nin Suriye ya da Irak'la ilgili söz söylemesine, AKP hükümetinin bu konularda politika üretmesine karşı değildir. Karşı olduğumuz şey 14 yıldır burnunun ucunu göremeyen şu rezil dış politikadır. Bizim karşı olduğumuz budur. Efendim diyor, okyanus ötesinden gelip Musul'a, okyanus ötesinden gelip Suriye'ye karışacaklar da biz karışamayacak mıyız? Sen de karışacaksın, karışmalısın da. Fakat böyle rezil bir politikayla olmaz. Irkçı, milliyetçi, şovenist, mezhepçi politikayla olmaz. 14 yıldır bunu anlamadınız. Halen yapılan açıklamalara bakın. Musul bizimdir, Musul Türktür, Kerkük Türktür, şurası bilmem nedir. Böyle bir dış politika olur mu ya? Biri ağzını açıyor Türklük, öbürü ağzını açıyor mezhep politikası. Orta Doğu'da bunlar geçer akçe değildir. Tam tersine artık Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren temel hata ırkçılık, mezhepçilik, milliyetçiliktir. Ve Davutoğlu Hazretleri 14 yıl AKP'yi işte çukurdan çukura, soka soka dış politikadaki bu rezil çizgiyi, bu hattı, işte Musul operasyonunda görüldüğü gibi Türkiye'yi dışlayan, Türkiye'yi denklem dışı bırakan bir hatta çekti. Kendisi yok şu an, başbakan değil, ama bu dış politikanın mimarı odur. İç politikada da suçun, günahın büyük bir kısmı kendisindedir. Ama baş suçlu zaten mevcut, sarayda oturuyor. Dış politikada asıl gazı veren, asıl perspektifi veren, hatayı yapan saraydaki zattır. Bu hatalarından ders çıkardı mı? Hayır. Bak, Musul'la ilgili konuşurken kullandığı cümlelere bak. İnanılmazmış. Sen Musul'da, sahada da masada da olacağız derken ikisini de kaybettiğini itiraf etmeye korkuyorsun aslında. Türkiye gibi büyük bir ülkenin, Türkiye gibi aslında bölgede istikrarın ve barışın öncüsü olması gereken bir ülkenin, Musul operasyonu başladığı günden, saatten bu yana yalvar yakar, biz de olmalıyız, biz de olmalıyız demesi içler acısı bir durumdur ya. İçler acısı bir durum. Türkiye'yi düşüreceğiniz hal bu muydu? Bak söyleyeyim, nerede hata yaptınız? Birincisi, bölgedeki ittifaklarınızı seçerken en gerici, en fazla kaybettirecek ve dünyada da sizi daraltacak ittifaklar seçtiniz. Kimi yanınıza aldınız? El Nusra'yı aldınız. Kimi? Ahrar-ı Şam'ı aldınız. Kimi aldınız? IŞİD'i yanınıza aldınız. İttifaklarınız bunlar. İttifakı bunlar olanlarla dünyada kimse iş yapmaz artık. Güvenmez artık. Bunları besleyen bir hükümeti dünya artık meşru bir hükümet olarak görmüyor aslında. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hükümetler, devletler ya da topluluklar Türkiye'yi bir IŞİD devleti olarak görüyorlar. Böyle tanımlıyorlar. İstediğiniz kadar başınızı kuma gömün. Deve kuşu gibi kafanızı saklayın. Ama dünya artık, herkes Türkiye'ye böyle bakıyor. IŞİD destekçisi bir terör hükümeti, terör devleti olarak görüyorlar. Şimdi Musul meselesinde de başından beri yanlış aktörlerle iş tutmasaydınız, mezhepçilik yapmasaydınız, milliyetçilik, ırkçılık yapmasaydınız ve en önemlisi çözüm masasını devirmeseydiniz, Türkiye'de barışı, iç barışı sağlasaydınız, bir tarafınıza Ahrar-ı Şam'ı, bir tarafınıza Nusra'yı alacağınıza, bu tarafınıza çok açık söylüyorum, PYD'yi, bu tarafınıza PKK'yı alsaydınız, akıllı olsaydınız. Siz de biraz aklınızı kullansaydınız. Kürtleri yanınıza alsaydınız. Şu partiyi, bu partiyi değil. Kürt halkını yanınıza alsaydınız. Hem Suriye'de, hem Suriye'nin kuzeyinde Rojava bölgesinde, hem Irak'ın genelinde, hem Kürdistan Federal Bölgesi'nde, hem Musul'da
çok daha etkili bir ülke olacaktı Türkiye. Daha stratejik bir işbirliği, bir ittifakla kendi yurttaşı olan 20 milyon Kürt'ü kazanmış bir Türkiye, bölgede düzenleyici aktör olma, istikrar ve barış konusunda güven veren bir ülkeye dönüşecekti. Öyle şuna buna yalvarmana gerek kalmayacaktı. Bin yıllık kardeşim dediğin Kürt'ün uzattığı barış elini havada bırakmak yerine, milliyetçiliğe saparak, ırkçılık, şovenizm yapmak, diktatörlük peşinde koşmak yerine, biraz rotayı demokrasiden yana kırsaydınız, işte bugün Musul'da düştüğünüz duruma düşmezdiniz. Halen gözleri milliyetçilikle, milliyetçilik perdesiyle kapalı durumda. Göremiyorlar, gerçeği göremiyorlar. A planımız olmazsa B var, B olmazsa C var diyor. Hikaye. Hikaye bunların hepsi. İç kamuoyunu tümüyle yönlendirme, gaz alma söylemlerinden başka bir şey değil. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. AKP hükümeti Türkiye'ye kaybettirdi. 14 yıldır dış politikada, iç politikada kaybettirdi. Olan budur. Musul meselesinde de hiç topu taca atmanın bir anlamı yok. Şimdi ben Musul'da IŞİD'e karşı savaşacağım diyorsun da dışarıdan bakanlar sana şunu söyler. Sen önce Antep'i IŞİD'den temizle de sonra gel Musul'u IŞİD'den temizle. Sen Gaziantep'in bazı mahallelerini IŞİD'e teslim etmişsin zaten. İnkar ediyorsun ama bazı mahalleler artık devlet giremiyor. IŞİD kontrolünde mahalleler var Gaziantep'te. Şimdi kontrol dışına çıkan unsurlara operasyon yapılıyor Antep'te. Antep valisinin açıklamasını izlemişsinizdir. Bak oradaki açıklamada bir dikkat çekici husus var. Ortada bir açık infaz var aslında. Ne diyor? IŞİD elemanı diyor, oradakilere zarar gelmesin, komşulara zarar gelmesin diye kendini boş bir inşaatta patlattı. Zannedersiniz ki patlatmadan önce oturmuş, konuşmuşlar. Kardeş sen niye kendini boş inşaatta patlatmak istiyorsun? O da vallahi sayın vali bundan dolayı demiş de vali bunu biliyor, açıklıyor. Hayır, durum öyle değil. Durum öyle değil. 10 Ekim Ankara katliamı, Suruç katliamı, Diyarbakır mitingimizin katliamını yapanların tek tek infaz edildiğini görüyoruz. Konuşmasınlar diye. Antep'teki de boş bir inşaata götürülüp infaz edilmiştir. Valinin komşulara zarar gelmesin dediği şey IŞİD elemanının düşüncesi değil, infazı yapan polisin düşüncesidir. Vali ağzından kaçırıyor bunu. Orada komşulara zarar gelmesin diye IŞİD'li diyor kendini boş bir inşaatta patlattı. Mevzu bu değil. İşte IŞİD'le danışıklı iş yapıldığının en önemli göstergelerinden biridir. İstedikleri zaman eliyle koymuş gibi bulabilirler. Canlı bombasını, kanlı bombasını, vahşisini, her türlüsünü. Yıllardır çünkü kendi amaçları için kullandılar. Şimdi geri dönüp onlara zarar vereceğini düşündükleri her elemana operasyon yapıyorlar. Antep'teki IŞİD operasyonu bundan ibarettir.